sana. Gel yanıma. Abi yürüyor mu? Durursun lan. Seni çok çok özledim arkadaşım. Vurma vurma ama bak burada ah. Bir şey söyleyebilir miyim kulağınıza? Kulağını getirin kulağını. Çok güzel. Allah'a alıştım. Tutsana elimi. Tutsun bari. O alıştım vallahi. Ben yemiyorum. Tutun. Tut elimi. Tut, tut elimi. Abi çok zormuş ya. Bunun üstünde durmak mesele. Ayşe'cim çok sağ ol. Kaç yaşına kadar yaşıyor bir eşek mesela? 15-20 yaşına kadar yaşıyor. İyi baktığınız, İyi baktığınız evet, zaman. Daha fazla da yaşıyor. Çok güzel bir hayvanım. Evet. Uslu da ben. Mesela Barış Manço'nun şarkısı var çocuklar biliyor musunuz? Arkadaşın eş, arkadaşım şey, arkadaşın eşe. Kaç yıl oldu saymadım köyden göç eyle. Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri. Yoksa bana küstün unuttun mu beni? Uzun kulaklarını son bir kez salla. Tüm eski dostlarından bir haber yolla. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özlediğim arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım eşek, arkadaşım eşek. Alıyorum kimi evet, hocam. Alıyoruz. Ebru hocam. Hadi gidelim. Ayakkabılarımızı çıkaralım. Ayakkabı çıkarttın mı hocam? Evet evet. Çünkü bu toprağın negatif enerjiyi alması açısından çok iyi bir başlangıç. Hazırım hocam. Buyurun. Renkli alanımıza giriyoruz şu an. Renkli alanıma geldik, lütfen takip etmeyi bırakın. Reiki yapacağız şimdi. Reiki nedir hocam? Reiki... Reiki bir şifa öğretisi, ellerle uygulanır. Bir teknik. Çünkü ne? Japonya. Japonya. Tabii çok daha eskilere dayanıyor ama... Şimdi sevgili seyircilerimiz şu anda bize bakıp... Bunlar ne yapıyor diyorlar, hemen söyleyelim. Ebru Karayiç hocamızla beraber... Reiki yapacağız. Bu bir Japon öğretisi sevgili seyirciler. İnanın şuraya girdik, şunu serdik, ruhsal durumum biraz düzeldi. Yani ben ruhsal olarak böyle bunalım yaşıyordum. Şu anda toprağa bastım. Çok rahatım hocam. Resmen elektriğimi aldı. Ne yapacağız? Şimdi bana ne yapacaksınız? Bu üstündeki kötü elektriği mi alacaksınız ya da ne uygulayacaksınız? Çakraları biliyor musunuz bilmiyorum. Çakralar vücudumuzdaki enerji bölgeleri. Enerji bölgeleri. Oraları renkli ellerimle akıtıyorum. Akıtalım hocam. Sürekli üstümde bir ağırlık. Şurama kadar geldi. Çakralarım kapalı, hepsi tıkanmış. Bütün kanalların hepsi tıkalı. Kanallardan ne giriş var? Ne girişim var, ne çıkış var, gümrük kapalı, çakralarım her yerim kapalı. Açalım hocam. Olur. Ne yapmam lazım? Nasıl olur isterseniz yatarak da olabilir, otururken de olabilir. Hayır, öyle değil tabii. Evet. Şöyle rahatça yatın. Doğanın ortasından. Evet. Of çok güzelmiş böyle hocam. Uygularken tepe çakradan başlayarak 7 çakra yapıyorum ama şu anda sanırım o kadar uzun vaktimiz olmayacağı için tepe çakradan tepeden başlayalım, tepeyi açalım, tepeyi çok tıkalım ama ellerimizi bağlamıyoruz bu şekilde. Oh, ayağım elime bastı. Çakralarım kapandı, iyice tıkandı hocam. Olan çakramı da bu adam tıkadı hocam. Allah'ın cezası Mimit abi! Elime bastın! Başka bir elime basma, çakralarımı kapattım bak. Gene açıyor kadın ne güzel. Hocam, buyurun hocam, çakralarımı açabilirsiniz. Bu adam bana düşman zaten. Ama biraz şöyle... Bu üstümde de nasıl açılacak bu çakralar hocam? Tepeme çöktü. Şu an her tarafım bütün çakralarımı kapattı. Şu an ne yapıyorsunuz hocam? Şu anda bu enerjiyi...
tepe çakıdan ellerimi size akıtıyorum. Göreyim, tık 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 atıyor şu anda. O zaman çok iyi geldi valla. Diyelim ki 100 kişiye uyguladıysam 90 kişi bu nefarkın uyumuştur. Valla. Evet, çünkü beyni alfaya geçirdiği için. Valla şunun alfaya geçti hocam beyni. Vallahi uykum geldi. Vallahi çok iyi geldi ya. Gerçekten psikolojik etkiler olabilir ama şu anda çok üzüldüm. Kuşlar ötüyor, böcekler, koyunlar meyveler, eşek anlıyor o taraftan da güzel sesler. Alın sizin sizinkini de açsın şarkınızı. Şarkım kapanmış. Ne var? Hiç mi görmediniz şakra? Şakra. Gel seninki de açılsın Eyüp. Her yerin tıkanmış. Çok rahatlatıcı. Gerçekten hissediyorum resmen ya. Sevgisi güzel. İnanın. Elbette bir seans. Hocam bir şey soracağım. 35 dakika boyunca böyle olursa ben burada uyumadım biliyor musunuz? Yani gerçekten uyumamak için kendimi zor tuttum. Öyle hocam. Peki insanlar, yani şu anda bizi seyreden hanımlar, burada bulundukları yere verdi. Bizi genelde Anadolu'da da çok izleyenler oluyor, şehirlerde de. Ne yapmaları lazım? Bunlarla ilgili bilgi nasıl yapabilirler? Nasıl bunu öğrenebilirler? İnternette tabii ki bilgiler var Reiki ile ilgili. Eğitim veren kişiler de var. Çünkü inisiyasyonla öğrenilen bir şey. Yani Anadolu'da el vermek diye tabir edilen inisiyasyon. İnanın çok rahatlatıcı. Ben çok rahatladım. Şu anda bütün çakralarım neredeyse açıldı. Enerji düştüğü zaman vücuda bir enerji de diyebiliyoruz buna. Yani bir enerji daha farklı. Onların eğitimleri daha uzun ve son derece konsantrasyon gerekiyor. Bu R2. Yani öğrenmesi de çok İlk başlarken R1 ile başlıyoruz. R2, R3, R5, R1. Evet, süperdi sevgili seyirciler. Öbür hocam çok teşekkür ediyorum size. Doğanın ortasında bu güzel. Şunu da belirtmek istiyorum. R2 bir din ya da bir felsefe, bir her türlü öğrenebilir. Evet. Evet, çünkü biliyorsunuz bir ara bununla ilgili bir takım